çoğunu cennete koyan şey nedir? İnsanların çoğunu cennete koyan şeyin ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Takvallah ve husnül hut. İki tane şey. Allah korkusu ve güzel ahlak. Güzel ahlak gıybet ettirmez adama. Kimsenin aleyhinde konuşturmaz. Çünkü bende de var birçok kusurlar yahu. Ben kendi kusurlarımı düzeltemiyorum ki o karşımdakine değil, sen niçin düzeltmiyorsun? Ve onun niçin teşhir ediyorum? Bizimizde var çeşitli kusurlar. Binaenaleyh. Güzel ahlak böyle oldu ki bir de takva almasın. Çok okursun, çok bilirsin. Yeri de bilirsin, göğü de bilirsin. Ay'a da gidersin, güneşe de gidersin belki. Çok bilgin var. Fakat Allah korkusu olmazsa hiçbirisi fayda etmez. Vesselam. Onun için Akif demiş ama Akif bunu cebinden dememiş. Kur'an-ı Azimşan diyor da Akif de o Kur'an-ı Azimşan'dan aldığı ilhamı bize söylemiş. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı yecdan, ne irfanın kalır tesiri ne vicdan. Hayat artık behimidir, hayır ondan da artık. Behimi hayvanı. Hayat artık hayvani bir hayat olur. Hayır diyor, hayvani hayat değil, ondan da aşağı. Bel adal. Kur'an'daki tefsir. Bel adal. Yani ondan, hayvandan da aşağı. Bel enam, bel hüm edal. Hayvan gibi. Yok yok, hayvandan da aşağı. Çünkü hayvandan çok istifadeler ediliyor. Eti yenir, suyu içilir, sütü içilir. Yününden şunlar olur, her şeyler olur ama insandan ne olur ya? Şerrinden madem bir şey olmaz. Allah korkusu olmadı mıydı? Bunun için Cenab-ı Peygamber iki tane tavsiye etti. Allah korkusu bir, bir de güzel ahlak. Allah korkusu olursa namazını bırakamazsın. Allah korkusu olursa orucunu bırakamazsın. Bak dün destek yine geçti. Şimdi Ramazan elhamdülillah. Burası da Müslüman memleketi. Bir Müslüman memleketinde bir Müslüman insan alenen sigarasını içerek, suyunu içerek, ekmeğini yiyerek gezerse onun Müslüman dinini tahkir ettiğinin alameti olarak da katli vacibdir diyor. Tahkir ediyorsun Müslümanlığı. Burası Müslüman memleketi. Düne kadar Hristiyanlar bile bu memlekette Ramazan ayında Müslümana hürmeten yemeklerini saklıyorlar. Bunu hepiniz bilirsiniz. Yaşlılar hep çünkü. Hristiyanlıktayken Müslümanın Ramazan'ında çocuklara da tembih eder sakın ha. Bu ay Ramazan girdi. Çocuklar arsızlık yanlışlıkla sokaklarda şunu bunu yiyeyim demeyiniz. Kendileri de yemezlerdi. Ama bugün bak kendi evladımız ne hale gelmiş. Bunun cezasını nasıl ödeyeceğiz bilmem. Allah kusurlarımız affet. Onun için Allah korkusu başta geliyor. Şurada re'sül hikmeti mehafetullah. Hikmetin başı Allah korkusu. Sen hikmetin çok. İşte aya da gidiyorsun, bilmem nereye de gidiyorsun. Nereye gidersen git. Allah korkusu olmadıktan sonra hepsi hava. Allah bu mülkü bize müsahhar kılmıştır. Mülkü Allah cemiyan tabiriyle bütün insanlara müsahhar kılmıştır. Bunun yeri de bize müsahhar, göğü de bize müsahhar. Emrimiz amadedir. Her şeyi yapabilir insan. Fakat Allah korkusu olmayınca hiçbir şey yaramaz. Onun için Allah bu korkuyu bize ihsan buyurdu. Onun için demin ne güzel. Allahümme e'inna ala edai zikrike ve şükrike ve husni ibadetke. Ya Rabbi senin şükrünü, zikrini ve husni güzel sana ibadet için bana yardım eyle ya. Ben acizim. Nefsim var, şehvetim var, şeytan var. Bu kadar beşeriyet içerisinde dertler var. Bunların içerisinde sana ne güzel şükür edebilirim, ne güzel ibadet edebilirim, ne de zikir edebilirim. Ama sen yardım edersen hep de olur. Bunu istemek mecburiyetinde olduğumuzu Cenab-ı Peygamber bize duyurmak için Hazreti Muaz'a bunu talim etti. Hazreti Enes radıyallahu anh da bize bunu beyan buyurdu. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı semadaniyesine mazhar eylesin inşallah. Şimdi altında etedrûne bu iki şey cennete sokacak. Yine buyuruyor ki etedrûne mâ ekselû mâ yedhûn nâsün nâr. Adamı cehenneme sokan şeyleri de biliyor musun? Cennete gidenlere söyledim. Takva hüsnü arkada cennete gidersin. Bir de cehennem var. Cehenneme gidenler de niçin giderler bilir misiniz? El ecvefan. İki boşluktan giderler. Ecvef boş. Ecvefan iki boş. İki boşluğuna hakim olamayan, iki boşluğuna hakim olamayanın yeri cehennem. Boşluklardan birisi ağızdır. Buradan haram lokma da gider. Kötü sözler de çıkar. Bu kötü sözlerin çıkmasına
gıybet gibi şeylerin çıkmasına, fena hareketlerin çıkmasına burası sebep olur. Buna hakim olan cennetliktir. Hakim olamayan cehennemdir. Yani bulduğunu yiyor, helal haram demiyor. Yukarıda yarın gelecek derse, siz dünyaya o kadar meyletmeyiniz. Dünyanın bir türlü hali var. Zenginliğe alışırsınız, rahatlığa alışırsınız. Sonra bir gün gelir de elinizden bu rahatlık gider, bu zenginlik giderse, o zaman bu rahatı bulmak için haramlara irtikap edersiniz. Nereden olursa olsun, aman o rahatlık elimizden gitmesin dersiniz. İşte en büyük felaket buradan da olur. Binaenaleyh, şimdi o iki ecveften birisi elsen, ağız diyor. Buradan, boğazda, işte boğaz işte. Boğazlarda ne felaketler geldiği malum. İkincisi de el-sarç, iffet yeri. Bu iki, birisi ağız, birisi iki bacağın arasındaki iffet. Bu iki yere sahip olamayan insanların yeri cehennem. Bunlar da insanlardaki nefis dediğimiz, bütün fenalıkların kaynağı olan. Zapt edemezsin. At azgın oldu muydu? Adamı sürükle gider, zapt edemezsin. Şehvet azıttı mıydı? Eli hakkından gelinmez. Hayvanların görmüyor musun? Mevsimleri gelince birbirlerini nasıl boğazlıyorlar? Şehvetlerini, kedilerin olsun, köpeklerin olsun. Birbirlerini nasıl boğazlaşıyorlar? Bu şehvetlerini icra edebilmek için insan bunlardan aşağı değil mi? Yani? İnsanda da bu şehvet olduğu vakitte halam, haram, halal ortadan kalkar. Bu ancak şehvetini nasıl tatmin edecek? Ona bakar. Günahmış, bu bir kulağından girer, öteki kulağından girer. Onun için Allah korkusu olmadı mıydı? Bu ağızlar, bu edep yeri felaket olur insanlar. Cehenneme girmesine sebep olur. Allah kusurlarımızı affetsin, tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin de bizi dünyanın ahiretin felaketlerinden muhafaza buyursun ve bizi